Değerli basın mensupları, davetimizi kırmayıp da buraya icabet ettiğiniz için öncelikle şahsım ve örgütüm adına hepinize teşekkür ediyorum. Bugün yine ülkemizde 8 olan, dün 8 olan şehit sayısı bugün bildiğim kadarıyla 9'a çıktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza da başsağlığı diliyorum. Analar ağlamasın, ülkede şehit olmasın, şehitler olmasın dendi ama ne yazıktır ki her gün şehitlerle güne uyanıyoruz. Ayrıca bugün eski genel başkanlarımızdan Bülent Ecevit'in de ölüm yıl dönümü, kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Dün belediye meclisinde yaşanan tatsız olayla ilgili belediye başkan vekilimiz Hüseyin Vasfi Güner bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacak. Ben hepinize katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar, sayın basın mensubu arkadaşlar, sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Basın toplantımızın konusu dünkü belediye meclis toplantısı ve daha sonra da AK Parti grubunun yaptığı basın toplantısı ile ilgili düzeltme ve bilgilendirmedir. Arkadaşlar, dünkü meclis toplantısında söylediğim gibi belediye meclisinde usul gereği gündem ve gündem dışı görüşmeler bittikten sonra gündem dışı konuşmalara yer verilir. Gündem başladıktan sonraki usul böyledir. AK Parti grup sözcüsü arkadaşım gündem görüşmeleri başladıktan sonra söz istemiştir. Ben de meclis başkanı olarak gündem bittikten sonra söz vereceğimi söyledim. Yani söz vermemek gibi bir durum yoktur. Usule rağmen ısrarla söz isteyen arkadaşım tüm uyarılarıma rağmen konuşmasını sürdürmüştür. Bu konuşma sırasında bu durumu şahsıma, makama yakışmadığını söylemiştir. Beni üzen asıl bu söylemdir. Tüm hayatım boyunca siyasi hayatımda da hak, hukuk ve özgürlükler konusunda mücadele eden birisi olarak bu söylem beni çok kırmıştır. Meclis toplantısını usul ve kurallar gereği yönetmem mi yanlıştır, yoksa meclisin işleyiş şekli ve usullerini bilmeden veya hiçe sayarak ısrar eden arkadaşım mı yanlış yapmıştır? Bunu sizlerin ve Malkaralıların takdirine sunuyorum. Ayrıca Malkara Belediye Meclisi, yerel meclisler, genel siyaset yapılmaması gereken yerlerdir. Burada siyaset konuşmaya başlarsak o meclislerden verim alamayız. Dünkü toplantıda olduğu gibi yerel meclisler genel siyasetten uzak sadece Malkara halkının sorunlarını çözmek üzere olmalıdır. Bunlar bizim görüşlerimiz. AK Parti grubu böyle düşünmeyebilir. Ona da saygımız vardır. Çünkü konuşma bittikten sonra AK Parti grubu meclisi terk etmiştir. Sonra zaten meclisi terk edeceklerini sözcü söz verilmediği için ilçe başkanı ise konuşma bittikten sonra zaten meclisi terk edeceklerini söylemiştir. Burada da bir çelişki vardır. Daha sonra öğrendiğimize göre bu uygulamayı her ilçede yapmışlar. Yani baştan konuşup meclisi terk edeceklerini her yerde uygulamaya geçirmişler. Bizler seçim bittikten sonra parti rozetlerimizi çıkarttık. Bundan sonraki tek konu Malkara ve Malkara'ya hizmettir. Gerginliğin ne siyasete ne de Malkara'ya fayda getirmeyeceği düşüncesindeyim. Hep birlikte yereliyle geneliyle Malkara'mız için çalışmalıyız. Ayrıca AK Parti grubunun yaptığı basın açıklamaları ve söylemleri, onların da en doğal hakkıdır. En demokratik hakkıdır. Ama basın açıklamalarının ve protestoların yeri yerel belediye meclisleri olmamalıdır. Usule rağmen, yanlışa rağmen AK Parti grubundaki arkadaşlar konuştuktan sonra meclisi terk edeceklerini meclis başlamadan veya gündeme geçmeden önce söyleselerdi, daha önce bu uygulamayı birkaç ilçede yapmışlar. Bu da bir yöntemdi, yani bize daha önce bildirselerdi bu konuyu. Belki konuşup meclisi öyle terk edebilirlerdi. Ama usulen meclis başladıktan sonra benim yapmam gereken usule uygun meclisi yönetmektir.
Ama söylemlere baktığımızda hiçbir değerlendirme yapmadan daima onlar haklı gibi beyanat vermeleri ve karşı tarafı yargılamaları, bu konuda hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi davranmaları sizlerin ve Malkara halkının takdirine bırakıyorum. Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz başka konu varsa onları da açıklayabilirim. Dün zaten meclisten sonra bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptık. Sizler birçoğunuz oradaydınız basın olarak. Canlı yayında da yayınlandı. Bu konuyla ilgili yani tekrar söylüyorum. Söz vermeme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Israrla bu konuyu dile getirdi sözcü arkadaşımız. Böyle bir durum yoktur. Yalnızca usul gereği gündem bittikten sonra söz vereceğimi söyledim. Takdir sizlerin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Meclis üyemizin de belirttiği gibi Malkara Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri, sorumlulukları bellidir. Kanunla da bellidir. Bu görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde ülke çapındaki siyasetle ilgili herhangi bir görev, yetki, sorumluluk yoktur. Veya siyasi tartışmaların yeri değildir Malkara Belediyesi. Malkara Belediyesi hizmet odaklı çalışan bir kamu kurumudur. Bu yüzden bu arkadaşların bu tavrı meclisi bir nevi protesto etmek, çalışamaz konuma getirmektir. Ayrıca bizim bu olayla ilgili bir alakamız da yok. Yani bunu meydana geldiği yer burası değil, söyleyen kişinin Malkara Belediyesi ile fiziksel bir bağlantısı yok. Yani bizi olayın içine çekmeye çalışıp toplumu germeye çalışıyorlar. Biz toplumun uzlaşmasından yanayız her zaman. Çünkü gerginlik bizim toplumumuzun en son ihtiyaç duyduğu konu. Ülkemizdeki ekonomik şartlar belli, sorunlar belli. İşte ilçe başkanımız da söyledi. Yakın zamanda şehitlerimiz oldu, şehitler verdik. Ülkemizin ciddi sorunları var. Hem dış politikada sorunları var, hem içeride terör gibi, ekonomi gibi büyük sorunları var. Malkara halkının bizlerden ciddi beklentileri var. Biz de elimizden geldiğinde tüm hızımızla, tüm gayretimizle bu beklentileri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve bunu görev paylaşımı yaparak yapıyoruz. Birçok arkadaşımızın değişik komisyonlarda, değişik belediye büyüklerinde, değişik yerlerde görevleri var. Belediyenin yaptığı sosyal oluşumlarda değişik görevleri var. Herkes bir şekilde görevini yerine getiriyor. Ben nasıl dün yatırım planıyla ilgili, Malkara'ya daha fazla yatırımı nasıl alabiliriz diye bunun peşinden koşarak Tekirdağ gittiyse, buradaki belediye meclisini yönetmekte Hüseyin abinin göreviydi, onun işiydi. Zaman zaman Hüseyin abi Tekirdağ komisyona gidiyor. Plan Bütçe komisyonunda veya İçişleri komisyonunda, encümende de görev yaptı. Malkara'ya fayda sağlamak için görev yaptı. Biz burada üstümüze düşeni yapıyoruz. Bunlar belediyenin iç işleyişinde olması gereken ve olabilecek konular. Ama belediyenin işleyişlerini siyaset malzemesi yapıp bu gerginliğin içine çekmeye çalışmak bizce gerekli bir olgu değil, Malkara'ya herhangi bir faydası da yok. Bu yüzden biz dün meclisteki hareketi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kamuoyu gerektiği zaman sandıkta bunun hesabını soracaktır diye düşünüyoruz. Evet başkanım, biz de videolarla, canlı yayınlarla zaten aksettirdik kamuoyu değerlendirmesini yapacak. Bakalım yani ilerleyen zamanda taşlar daha Büyükşehir'deki yatırım planı netleştiği zaman zaten Malkara Belediyesi'nin tahmini bütçesi ve performans odaklı bütçesi oylandı, kabul edildi. Büyükşehir'in de oylanacak, o da netleşecek. Onlar netleştiği zaman geriye kalan 1,5 yılda neyi yapmak istediğimizi tekrar sizlerin aracılığıyla hemşehrilerimizle paylaşacağız. Bu zamana kadar 3,5 yılı nasıl değerlendirdiğimizi de, 1,5 yılda neler yapmak istediğimizi de paylaşacağız. Bunların hepsini de 2019 Mart ayında Malkara halkının takdirlerine sunacağız. Başka.